Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi Yamuk'un son testini çözeceğiz. Konu testi 2'yi gömeceğiz. ÖSYM sorularını çözmüyordum arkadaşlar. Biliyorsunuz hem telif hakkından dolayı hem de zaten internette yeteri kadar hepsinin çözümleri var. Şimdi ikinci konu testimiz. Hemen şöyle bir odaklanmasını da ayarlayalım. Biraz parlaklık açtık. Evet, yeterlidir, güzeldir. Başlayalım. Şimdi ne diyor? Yamuğun içi boş verilmiş bir kere. Yamuğun içi boşsa biz ne yapacağımızı söyledik. Konu testi 1'de de söyledik bunu hatta. Yandan paralel çizecektik şu şekilde. Peki bu paralelse buna, burası 3 ise burası 3, burası 5, 110 ise burası da 110, paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. U kuralı var, şurası 70 derece olur. Dış açımız da 70 derece olur ve ikizkenar üçgenden burası da 70 derece oldu. Bakın buranın toplamı ne çıktı? Adana çıktı. Evet, ikinci sorumuz. Yan kenar ikiye bölündüyse orta taban yapın demiştim ilk önce arkadaşlarım. Bir orta tabanı deneyelim. Burayı da ikiye bölecek 15, 15 diye. Sonra orta taban alttaki ile üsttekinin toplamının yarısıydı. Yani 28, 6 daha 34, yarısı olacak 17. Bakın bu dik üçgen nasıl bir dik üçgen çıktı? Sizin çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz 8, 15, 17 dik üçgenidir. Cevap Adana'dan geldi. Üçüncü sorumuz. Yine bakın yan kenar ikiye bölünmüş. Hemen yine bir orta taban çizmeyi deneyelim. Burayı da ikiye bölsün 6, 6 diye ve 6, 8, 10 üçgeni çıktı. O zaman orta tabanımız 8. Şimdi yamuğun alan formülü şuydu. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Peki alt taban artı üst taban bölü 2 zaten orta taban değil mi arkadaşlar? Yani yamuğun alan formülü orta tabanla yüksekliğinin çarpımıdır. 8 çarpı 12 de 96 idi. Cevap Edirne'den geldi. Dördüncü sorumuz, bir ikizkenar yamuk görüyorum ve ikizkenar yamuğun klasik hamlesidir. Şuradan da bir diklik indirilir. Hemen indirelim. Ve şuradan da bir diklik indirilir. Yalnız bunu biraz ince indiriyorum arkadaşlar. Ezan okunmaya başladı arkadaşlar. Burada ben bir videoyu durdurayım. Birazdan tekrar devam edeceğim. Tamam mı kardeşlerim? Evet. Tekrardan Bismillah diyoruz. Başlıyoruz dostlarım. Ne dedik? Şimdi ikizkenar yamuğun klasik hamlesidir. İki tane diklik şuradan aşağı indirilir. Fakat ben her seferinde birini biraz daha ince indiririm. Çünkü birazdan silerim diye düşünürüm kardeşim. Bunu indirmemin tek bir amacı var. Şimdi şuradaki parçaların eşit olduğunu bildiğim için bunların eşitliğini göstereceğim. Şimdi 9 ise şu ortaya 9 kaldı. Bakın 9 ise burası 21'den geriye ne kalıyor? 12 mi kalıyor şu ikisinin toplamına? O zaman burası da 6, burası da 6 yaptığını göstermek için bu iki dikliği indirdim. Şimdi buranın 6 olduğunu bulduk. Tabii şuraya da ne kaldı mecbur? 15 kaldı diyelim. Ve bakın burada 8, 15, 17 üçgeni çıktı. Buraya da 8'i yapıştırdım. 6, 8, 10 üçgeninden de cevabımın 10 olduğunu buldum. Evet, devam ediyorum. 5 numaralı soruyla yine yan kenarın ikiye bölündüğünü görüyorum dostlarım. İsterseniz hemen gelin bir orta taban çizelim. Bakın yan kenar ikiye bölündü diye ben ilk önce orta taban yapıyorum ama illa orta tabandan çözülecek diye de bir kural yok. Yani belki de çıkmayacak orta tabandan. Ben sadece ilk önce orta tabanı deniyorum. Şuradan çiziyorum dikliğimi. Burayı ikiye böldüyse burayı da ikiye bölecek. 10 toplamı 5 buraya, 3 de buraya kaldı. Şimdi AB ile DC'nin toplamını, yani alt tabanla üst tabanın toplamını 14 vermiş. O zaman bunun yarısı, yani 7 orta taban olacak. Hadi gelin şuradan da Pisagor'umuzu çakalım. X kare eşittir. Bir 7'nin karesi 49, bir de 3'ün karesi 9. Yani 58 geldi x karemiz. Dolayısıyla x'imiz kök 58 çıktı. Altıncı sorumuz. Diklikler görüyorum bir sürü. O zaman AB 90 benzerliği yapılacak arkadaşlarım. Ama bakın şunu gördüm. Şimdi benzerlik yapılır, burada soruda öyle çözülür. Yani ben hep söylerim, taktiklerimi biliyorsunuz. Bir soruda iki veya daha fazla dik açı varsa AB 90 benzerliği aklınıza gelsin. Şimdi ben şu açıya A 90 B diyerek başlayabilirim ama bakın burada 90'ın karşısı 4 ise neyin karşısı 2'dir her zaman? 30'un.
AB90'a gerek kalmadı. 30-60-90 çıktı bu. Burası 30'sa şuraya 60, buraya da 30'umu yazdım. Şimdi BD'yi 10 vermiş. Yani 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı yarısı olacak. 5. Demek ki x 5 çıktı. 7. soruya bakıyorum. Bir açıortay görüyorum. Açıortay varsa özel dörtgenlerde Z harfi yapın demiştik ve ikizkenar bulun demiştik. İşte Z harfi. Şurası noktalı açı ve bu bir ikizkenar üçgen. Peki dik yamukmuş bu. Dik yamuktaki klasik hamlemiz şuradan aşağıya diklik indirmekti dostlarım. Hemen indirelim. Ve şuraya 8 yazalım. Şimdi şuraya A yazarsam bu da A'ymış. Burası da A olur. Burası da 18 eksi A. A'ya 10 desek oluyor mu ya? 10 desem burası 18 eksi 10'dan olmuyor. Yok. A 10 değil. Ben hani özel bir dik üçgen mi diye düşün. Ha, burası 6'ymış lan. 8 değilmiş. He, şurası 6'ymış. 6, 8, 10 olacak o zaman. Tamam, şimdi 10 oluyor. Değil mi? 10 desem 10 olur. Burası da 8 oluyor. Doğru. 6, 8, 10'u sağlıyor. Peki. O zaman şimdi A'mız 10. Yamuğun alanını soruyor. Alt taban artı üst taban. Yani 18 artı 10 bölü 2 çarpı yükseklik. Yani 6. 28 bölü 2'den 14 çarpı 6. Ne yapıyor? 60, 24 daha. 84'müş sorunun cevabı. Burada da yamuğun alanını soruyor. Yamuğun içi boş, dikkat ettiyseniz. Hemen ne yapıyorduk yamuğun içi boşsa? Şöyle yandan paralel çiziyoruz. Burası 18, burası 15, burası 30. Bakın şurada 18, 24, 30 üçgeni bizim özel bir üçgenimizdir. 3, 4, 5'in 6 katıdır. Yani bu bir 3, 4, 5 üçgeninin genişletilmiş hali. O zaman kesinlikle dik üçgen. Yani hipotenüsümüz 30 olacak ki en uzun kenar hipotenüs olur her zaman. Karşısına da 90'ı çaktım. Peki ben bu üçgenin alanını bulabilir miyim artık? Dik üçgen olduğu için tabii ki bulabilirim. Dik kenarlarının çarpımının yarısıydı. Şununla şu gitsin 12. 12 çarpı 18. Şöyle kenarda çarpayım ben bunu. 8 kere 2 6. Elde var 1. 8, 96, 2, 1, 6, 11, 216. Oha! Büyük bir sayı çıktı. 216 burası. Peki şu yanda paralel kenar var. Bunun köşegenini çizdiğimizde paralel kenarın alanı 2'ye bölündü. Şurası 30, burası 15. 30'a 216 düştüyse 15'e yarısı düşecek, 108. Paralel kenarın alanı 2'ye bölündüğü için bu da 108. Yani 216 burada, 216 burada. Toplarsak 432'dir. Yani Denizli'den gelir sorunun cevabı. Evet, 9 numaradayız arkadaşlar. Yine bir açıortay görüyorum soruda. Hemen ikiz kenarımızı bir konuşalım. Şöyle bir Z harfi yapalım. Şurası da noktalı açıdır diyelim. Bakın demek ki ikiz kenar üçgenmiş bu. Burası da 6'dır. O zaman bu da 6'dır deriz. Alan D, B, C. Bakın hatta bu ikiz kenar yamukmuş. O zaman şuna A, A dersem taban açılar eşitti ikiz kenar yamukta. Bu da 2A. Ve bakın bu dik üçgenin A'sı var, 2A'sı var. Dik üçgen var. 90 derece var. Demek ki 30, 60, 90'mış bu. 30, 60'mış burası da. Peki 30'sa bu da 30. Tabii ki bu da 30. Şurası 120 geldi. Şimdi 120, 30, 30 üçgeninin alanını direkt bulabiliriz dostlarım. Sinüs alandan da bulabiliriz. Ya da bunun bir yüksekliğini indirip bulabiliriz. Yani şöyle şuradan bir yükseklik çizebilirim mesela hemen. Şurası 60 derecedir. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Yani yüksekliği 3 kök 3, tabanı 6 olan üçgenin alanını bulabilirsiniz. Hemen bulalım. Tabanımız 6, yüksekliğimiz 3 kök 3 çarpıp 2'ye bölüyorum. 18 kök 3 bölü 2'den 9 kök 3 geliyor. Ya da dediğim gibi sinüs alandan da bulabilirsiniz. Ya da yamuğun alanını bulursun, beyaz dik üçgeni çıkartırsın. Yani artık bulabilirsin. Burada amaç 30, 60, 90'ı görmekti. Onu gördükten sonra allemeder, kallemeder her türlü soruyu gömersiniz dostlarım. Buna bakalım. EB, AE'nin 2 katıdır diyor. Şuraya K. Şuraya 2K yazalım. 5, 1 var. X nedir diye bir soru sormuş. Kelebek üçgen yapacağım dostlar. Şuraya da bir M harfi yazalım biz. Şimdi şu kelebeği görelim ilk önce. Şunu. Bakın M'ye K oranı var. M bölü K eşittir.
X artı 1'in 5'e oranına yazalım bunu. X artı 1 bölü 5. Şimdi bir de şu kelebeği görün dostlarım. Bakın onu biraz şöyle kalın yapayım ki daha iyi görün. Şöyle. Evet bu. Bu da M'nin 3K'ya oranı. Yazıyorum. M bölü 3K eşittir. X bölü 6. X bölü 6'ya. Hatta şu 3 ile 6'yı sadeleştirelim. 2 kalsın. Bakın M bölü K X bölü 2'ye de eşit çıktı. M bölü K X artı 1 bölü 5'e de eşit çıktı. Bu şu demek. Demek ki X bölü 2 X artı 1 bölü 5'e eşitmiş arkadaşım. Bu demektir bu. Hemen içlerimi çarpalım. 2X artı 2 eşittir. Dışları çarpıyorum. 5X. 2 eşittir. 3X. 2 bölü 3 eşittir. X gelir. Evet, 11 numaralı sorumuz. Ne demiştik? Yan kenarın tam ortasına düşüyorsa bu üçgen, bu üçgenin alanı tüm yamuğun yarısıdır. O zaman bu üçgeni bulup 2 ile çarpmam yeterli. Şimdi üçgenin alanını da sinüsten bulalım. Köşe taşlarında hep 30, 60, 90 yapıp da bulmuştum. Yüksekliğini indirip de bulmuştum. Burada da sinüsten bulalım. 1 bölü 2 çarpı 6 köküç çarpı 10 çarpı sinüs 60. Yani köküç bölü 2. Bu benim üçgenimin alanı. Hemen bulalım. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 3. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 5. 3 kere 5. 15. Köküçle köküçün çarpımı 3'tür. 15 ile de 3'ün çarpımı 45'tir. Buranın alanı 45. O zaman tüm yamuğun alanı 2 katı olacak. 90. Buna geldik. 4, 2, 8'i gördük. Alan ABCD nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şu dik üçgenin alanını bulabilirim ben. 2 çarpı 8 bölü 2'den 8'dir buranın alanı. Ve 2'ye 8 düştüyse 4'e 2 katı düşer 16. Sonra papyon kuralından bu 8 ise yandaki üçgen de 8'di. Buraya da 8 yazdım. 4'e 8 düşmüş 2 katı. 2'ye de 4 düşecek derim. Buraya da 4'ü yapıştırırım. 8, 8, 16. 16 daha 32. 4 daha 36 gelir tüm yamuğun alanı böylelikle. Evet, 13. sorumuz. DV birer yamuk demiş. Tamam. Bulundukları bölgelerin alanlarıdır. 9BH. BH'ı bir görelim. BH'a 4K yazarsanız diyor. DC 9 katı olacak. 9K. Şimdi bakın şurayı kapattığımda bu üçgenlerin alan benzerlik oranı 4 bölü 9. Yani küçüğün sağ kenarına 4m dersem büyüğün sağ kenarı 9m. O zaman şuraya da 5m kalır. Ve bu oranın aynısı bu tarafta da olacak değil mi? 4n'e 5n yazalım. Şimdi burada da bir benzerlik çakıyorum. Küçük üçgenin büyük üçgene benzerlik oranı 5 bölü 9. Benzerlik oranı 5 bölü 9. Bu benzerlik oranının karesi alanların oranına eşitti. Yani 25 bölü 81. Demek ki küçük üçgen yani A1 dediğimiz şey 25x diyelim ona. 25x ise büyük üçgen yani A1 ile A2'nin toplamı 81x'miş arkadaşlar. Peki A1 25 olduğu için çıkartırsam 81'den 25'e. Şöyle kenarda çıkartayım. 11'den 5 çıktı 6. 7'den 2 çıktı 5. 56x. Burası da 56x'miş. Şurası 25x'ti. A2 bölü A1'i istiyor. 56 bölü 25'tir. Sorumun cevabı Adana'dan gelir. 14 numaralı sorumuz. EB CE'nin 3 katıymış. Şuraya K yazalım. Şurası 3K'ymış dostlarım. Peki. Başka neler var? Başka da bir şey yok. Şurayı hemen köşegenini çizeyim şuranın. Ve ben 6 çarpı 12 bölü 2'den bu dik üçgenin alanını 36 biliyorum. Sonra yamukta köşegen çizildiğinde üstteki tabana 36'lık üçgen düşmüş 6 katı. 20'lik tabana da 6 katı düşecek. 120 olacak şuranın alanı. Ve bakın burada K'ya 3K oranı var. Yani A'ya 3A oranı var. Demek ki 4A 120, A eşittir 30. Şurası 30. Hatta burası da 90. Peki 36 ile 30'un toplamını soruyor bize. 66'yı işaretledim ben çoktan. Evet,
15. sorumuz yine bir ikizkenar yamuk görüyorum. İkizkenar yamukta biliyorum ki şurası bir ikizkenar üçgendi, şurası bir ikizkenar üçgendi. O zaman burası 15. 15 ile 15'in toplamı 2 iç açıdan 1 dış açı eşittir 30. Başka ne vermiş? AC'yi 16 vermiş. Demek ki BD de 16, biliyorsun ikizkenar yamukta köşegenler eşitti. Ve bir dörtgenin alanını nasıl buluyorduk biz? Genel dörtgenlerde öğrendiğimiz şuydu. Köşegenlerinin çarpımının yarısı, ki bunun iki köşegeni de eşitti birbirine 16'dır, çarpı aradaki açının sinüsü, yani 30'un sinüsü, o da 1 bölü 2'dir. 2 kere 2 4, şu 16'daki 4'ü götürsün 4 kalsın. 4 ile de 16'nın çarpımı Ceyhan'dan gelir. Evet, 16. sorudayız arkadaşlarım. Bir ikizkenar yamuk görüyorum ve köşegenleri dik kesişen bir ikizkenar yamuk. İkizkenar yamuğun eğer ki köşegenleri dik kesişiyorsa yükseklik orta tabana eşittir demiştik. Ve bu durumda da alan şuna eşitti. Orta taban çarpı yüksekliktir yani alan. O zaman yüksekliğin karesidir direkt arkadaşım. Ya da orta tabanın karesidir. Peki bunun orta tabanı neydi? Alt taban artı üst taban 18 bölü 2'den 9. Orta tabanım 9, 9'un da karesi yamuğun alanına eşittir dedim. Evet, böylelikle yamuğu da bitirdik arkadaşlar. Sonraki videomuzda neye geçiyoruz bilmiyorum. 20. bölüm çemberde açıymış bu arada. Çemberde açıda görüşmek üzere. İyi çalışın, esen kalın, sağlıcakla kalın. Öpüyorum hepinizi.